Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve Memleket gibi programlarıyla yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Macaristan. Neden Macaristan? Türkiye bitti, her şey bitti, Macaristan'a mı sıra geldi diyeceksiniz. Evet, Macaristan'da çok önemli bir şey oluyor. Türkiye'nin yapamadığını Viktor Orban ve Macaristan halkı yapıyor. %54 ile iktidara gelen Viktor Orban bugün küresel sermayeye, neoliberalizme ve onun silahlı gücü olan NATO'ya karşı çok büyük bir mücadele veriyor. Onu tebrik ediyoruz ve destekliyoruz. Amerikancı generalleri tasfiye ederek hem neoliberalizme, hem küresel sömürgecilere, hem küresel sermayeye oldukça ciddi bir darbe vurdu. Çünkü o onları tasfiye etmeseydi, onların amacı da darbe yapmaktı. Tıpkı Türkiye'de yapılan, NATO'cu generaller tarafından yapılan darbeler gibi. Ve bugün bizler bugünleri yaşıyorsak, ekonomi böyle bozuksa, halk böyle yoksulsa ve tüm üretim araçlarımız eğer yabancıların eline geçmişse, topraklarımız onlara satılıyorsa, her yerde adım attığınız her yerde yabancı maden şirketlerine ile karşılaşıyorsanız, İşte bunun bir tek sebebi var. Neoliberalizm. Halk düşmanlığıdır. Bir coğrafyada yaşayan insanları köleleştirmektir. Topraklarını da sömürge yapmaktır. Neoliberalizm budur kardeşim. Ve bugün bizim ülkemizin yaşadığı da tam olarak budur. Sömürgeleştirilmiş bir coğrafyada iktidarıyla, muhalefetiyle, küresel sermaye ile birlikte hareket eden bir yapı. Üst üste Türkiye'de yapılan darbeler, NATO'cu generaller tarafından yapılan darbeler sonucunda binlerce insan acı çekti. Binlerce insan hapislerde süründü. Binlerce insan işkence tezgahlarında işkence gördü ve bugün Türkiye bu halde. Üretim araçları yabancıların eline geçmiş. Meralarımız, ormanlarımız, bütün alanlarımız, kıyılarımız hepsi yabancıların eline geçmiş. Ve onların işbirlikçileri var tabii. İşbirlikçileriyle birlikte bu toprakların anasını ağlatıyorlar. İnim inim inletiyorlar. Ve öyle şeyler oldu ki, bakın tütün fabrikalarınız bitti, şeker fabrikalarınız bitti. Hepsinin yerine Amerikan şirketleri bu coğrafyada bütün sektörlere egemen oldular. Amerikan, İngiliz, Kanadalı. Madenlerinizi Kanadalılar götürüyor, topraklarınızı İngilizler alıyor, öteki taraftan tüm üretim araçları başkalarının eline geçmiş ve bu halkın hiçbir şeysi kalmamış. Kıyıları, ormanları, meraları dahil olmak üzere ve memleketin her tarafında bakıyorsunuz bir doğa savunması var, bir orman savunması var, bir mera savunması var fakat dinlemiyorlar. Ve işin en acı ve garip tarafı, bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından bu şirketler, bu küresel sermayenin şirketleri korunuyor. Halka karşı, halkın çocukları halkla karşı karşıya getiriliyorlar. Evet, Macaristan işte buna dur dedi. Macaristan bu hale gelmemek için kendi üretim araçlarını kendisi yönetmek için, halka adına yönetmek için, halka adına çalıştırmak için direniyor. Ne yaptı? Avrupa Birliği ve Amerika'ya karşı, İngiltere'ye karşı ulusal bağımsızlığını korumaya çalışıyor. 170 tane NATO'cu general ve subayı ordudan ihraç etti. Bu çok büyük bir iş. Eğer zamanında bunu Türkiye yapabilseydi, biz bugün bu acıları, bu yokluğu, bu yoksulluğu yaşamıyor olacaktık. Çünkü o NATO'cu generaller yaptıkları darbelerle neoliberalizmi bize dayattılar. Viktor Orban çok önemli bir iş yapıyor. Dedik ya, tebrik ediyoruz onu. Hakikaten ulusal bağımsızlığını, topraklarını, madenlerini yabancıların yani küresel sermayenin sömürmesine izin vermeyecek şekilde hareket ediyor. Ve ulusal kalkınmacılığı ön planda tutuyor. Benim topraklarım sömürge olmayacak, halkım da sizin köleniz olmayacak diye verdiği mücadele takdire şayandır. Keşke Türkiye'de bunu yapabilseydi. Ve Ukrayna'ya destek vermiyor. Rusya'ya karşı olan bazı yaptırımları desteklese de temelinde Ukrayna'yı desteklemiyor. Çünkü biliyor ki bugün Ukrayna'da bu savaşı çıkartanlar yarın Macaristan'da da çıkartacaklar. Çünkü biliyor ki bu savaşı çıkartanların esas amacı bu toprakları sömürgeleştirmek.
yer altındaki ve yer üstündeki tüm kaynakları alıp kendi ceplerine indirmek. Küresel sermaye budur. Neoliberalizm budur. NATO bunların askeridir. NATO bunların silahlı gücüdür ve en büyük terör örgütüdür. Bunların hepsini yıllardır hep söyledik, hep söylüyoruz ve Viktor Orban faşist deseler de kendisine hakikaten çok doğru bir iş yapıyor. Çünkü ülkesini savunuyor. Çünkü halkını savunuyor. Çünkü Amerika, İngiltere gibi emperyal ülkelerin, küresel sermayenin aç gözlü sömürme hırsına karşı bir mücadele veriyor. Evet, keşke Türkiye'de bunu yapabilseydi. İşte neden Macaristan diye soruyorsunuz ya, işte örnek önümüzde. Türkiye bugün bu haldeyse nedeni bu Amerikancı generallerin, NATO'cu generallerin önünü kesemememizdendir. Eğer bu ülke giderek cehalete bulanıyorsa bu generallerin eseridir. Geberdi gitti şimdi Kenan Evren. 12 Eylül'de bu halka, bu insanlara çektirmediği acı kalmadı. Ve güya Atatürk'ü öne sürerek en büyük Atatürk düşmanlığını geliştirdi. Alttan alta büyüttüler ve bugün bu ülkede Atatürk'ü bile tartışılır hale getirdiler. Ve adamın biri çıkıyor diyor ki devrim kanunları değişmelidir. Tarikatlar, cemaatler örgütlenmelidir. Bilmem şu olmalıdır, bu olmalıdır. Bu da bir parti lideri beyanatlar veriyor. Bir taraftan Kürt oylarına talip başka bir selam veriyor. Bir yandan da Cumhuriyet düşmanlarına başka bir selam veriyor. İşte Soner Yalçın'ın dediği gibi pragmatizm bu. Faydacılık bu. Neoliberalizm de bu. İşlerine geldiği gibi, işlerine geldiği şekilde kendilerine yontacak bir düzen isterler. Ve o düzenin de kölesi olurlar aslında. Ve bu adamların bu ülkede siyaset yaparak kendilerini bir de Türkiye'yi kurtaracak adamlarmış gibi göstererek piyasada gezmeleri de vallahi kanımıza dokunuyor. Macaristan çok onurlu bir mücadele veriyor. Ve Daron'un, Rifkin'in dediği şuydu. Bu ülkeye müdahale edilmeli. Daron yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensi, Rifkin yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun prensi, bu adamlar Macaristan'daki ulusalcı harekete karşı sömürge olmayacağız demelerine karşın verdikleri beyanatlarda şunu söylediler. Buraya müdahale edilmelidir. Hatta küresel sermayeyi koruyacak bir silahlı güç oluşturulmalıdır ki bu güç zaten var. NATO dedikleri şey de budur. Ve şunu savundular, Macaristan'a müdahale edilmesi gerektiğini savundular. Niçin? Çünkü bunlar halk düşmanları. Bunlar dünyadaki mazlum halkların düşmanları. Neoliberalizmin uşakları ve bunlar dünya halklarının tamamının neoliberalizme boyun eğmesini, topraklarını sonuna kadar açmasını, üretim araçlarını tamamını neoliberallere teslim etmeleri gerektiğini savunurlar. Ne olacak bu coğrafyanın halkları uğruna bu coğrafya için kan dökenlerin sonu ne olacak? Onlar köle olacaklar. Evet, Daron ve Rifkin'e göre de bu böyle. Onlar biraz yumuşatırlar, biraz modernize ederler, biraz başka türlü şekle şemale sokarlar ama temelinde söyledikleri budur kardeşim. Dünyanın tüm coğrafyalarındaki halklar neoliberallere yani küresel sermayeye köle olması gerekir diye düşünürler ve onun içinde allayıp pullarlar neoliberalizmi önümüze sunarlar ve Kemal Bey gibi onlardan medet uman politikacılar da giderler, onlara selam çakarlar. Bu çok yanlıştır. Eğer bu ülke bugün bu haldeyse 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün NATO'cu, darbeci generallerin yarattığı eser, bu ülkeyi bu hale getiren onların darbelerinden sonra oluşturdukları yönetimlerdir. Adım adım geldiler, adım adım geldiler, dişlerini ağır ağır geçirdiler ve şimdi tam olarak kolumuzu kopartıyorlar, ayağımızı kopartıyorlar. Çünkü tüm üretim araçlarımızı elimizden almışlar. İşte Macaristan böyle olmak istemediği için direniyor. Helal olsun, helal olsun Viktor Orban'a. Siz isterseniz faşist deyin, isterseniz başka bir şey deyin. Küresel sermaye ne? Esas faşist bunlar. Esas emperyalist bunlar. Esas sömürgeci bunlar. Viktor Orban ne yapıyor? Topraklarını korumaya çalışıyor. Halkını korumaya çalışıyor. Keşke Türkiye'de böyle yapsaydı. Keşke Türkiye'de bu darbeci generallerin hazırladığı tuzağa düşmeseydi. Ve Viktor Orban düşmedi. Ne yaptı?
170 tane subayı ve generali tasfiye etti. Ukrayna'ya farklı bakıyor. Ukrayna'ya destek vermiyor çünkü biliyor ki Ukrayna halkını da köleleştirmek istiyorlar. Aynı Macaristan halkını köleleştirmek isteyenlerin amacı aynı olduğundan dolayı. Küresel sermaye budur. Ukrayna halkına da Macaristan halkına da verebileceği hiçbir şey yoktur. Esas amacı onların canını almaktır, onların topraklarını almaktır, onların madenlerini almaktır, onların fabrikalarını almaktır, onları da köle yapmaktır. İşte Ukrayna'da bu oluyor. Buna karşı da Rusya direniyor. Diyor ki benim burnumun dibinde sen buraya üs kuramazsın, bu toprakları kendi sömürgen haline getiremezsin. Viktor Orban da bunu görüyor ve o yüzden Ukrayna'ya destek vermiyor. Ama bizim politikacılarımız şunu yapıyorlar, Ukrayna'ya gülücük dağıtıyorlar. Son dönemlerde tabii biraz iktidarın bakışı değişti. Rusya ile daha içli dışlılar, emperyallerin bu ülkeyi ne hale getirdiğini belki gördüler ama görmek yetmiyor ki kardeşim. O zaman harekete geçeceksiniz. O zaman ne yapacaksınız? Bugüne kadar satılan tüm emperyallerin satın aldığı, yabancıların satın aldığı toprakları, fabrikaları, üretim araçlarını, limanları, her şeyi geri alacaksınız. Her şeyi bu ülke halkına iade edeceksiniz. Ancak o zaman samimiyetinize inanırız. İktidarın da muhalefetin de bu konuda samimi olması gerekir. Ama Daron ve Rifkin'e giderek neoliberalizmin önünde onlara selam durarak bu işleri yapamazsınız. Bu işler böyle olmaz. Ulusal ve tam bağımsızlığı savunmayan hiç kimsenin lider olma veya var olduğu ülkesini yönetmek gibi bir lüksü yok. Tek yapılması gereken şey vardır. Tam bağımsızlık şiarıyla tüm üretim araçlarınızı geriye almaktır. Ve kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer almaktır. Sanayinizi dışa bağımlı yapmayacaksınız, kendinizin olacak. Yabancıların gelip satın aldığı fabrikalarda fason üretim yaparak bu ülke para kazanmaz. Zaten milyarlarca dolar öyle hızla dışarıya akıyor ki hem de kaçırıyorlar bu paraları, hem de vergi vermeden götürüyorlar ve biz bakıyoruz. Ülkemiz aslında soyuluyor ve bizler seyirci kalıyoruz. Bunu da doğru düzgün söyleyen hiç kimse yok. Viktor Orban bunları yaşamamak için, Türkiye'nin yaşadıklarını yaşamamak için Viktor Orban kendi bağımsızlığını savunuyor. Halkını savunuyor, topraklarını savunuyor. Keşke Türkiye'de bunu yapabilseydi. Keşke Türkiye'deki hem muhalefet hem iktidar bunu yapabilse. Bugün Amerikan üslerini kapatmanız gerekir. Bugün Amerikan şirketlerinin elinden fabrikalarınızı, sektörlerinizi, piyasalarınızı almanız gerekir. Kanadalılardan madenlerinizi geri almanız gerekir. Dur demeniz gerek. Eğer gerçekten bu halkın refahını istiyorsanız, aynen Viktor Orban'ın yaptığını yaparsınız kardeşim. Viktor Orban Macaristan'ın Atatürk'ü olacak belki. Neoliberalizm Atatürk'ün ölümünden sonra bu topraklara giriş yaptı ve bugün her şeyi ele geçirdi. Macaristan bunu görüyor, Viktor Orban bunu görüyor ve Avrupa Birliği'nde olduğu halde Avrupa Birliği'ne karşı, NATO'ya karşı bir mücadele veriyor. Bu var olma mücadelesidir. Bir ulusun var olma mücadelesidir. Bir halkın kendi topraklarında bağımsız yaşamak istiyorum mücadelesidir. Köle olmayacağız mücadelesidir. Keşke Türkiye'de bunu yapabilseydik. Biz şimdiye kadar başaramadık ama mücadeleye devam ediyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.